Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz günaydın. Bugün 20 Haziran Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle bugün de manşet programına başladık efendim. Ben Tekin Narşap. Evet, yine her zaman olduğu gibi gündemi paylaşacağız, gündeme dair konuları aktaracağız. Tabii bu arada ben bir yandan içeriye de bakıyorum. Neden bakıyorum? Çünkü mikrofonu açıp açmadığımı farkında değilim. Açmışım galiba, değil mi? Sesim var yani. Peki. Evet, bugün de gündemi paylaşacağız. Gündeme dair konuları aktaracağız. Tabii yine mesajlarınızı bekliyoruz. İçel TV Facebook adresinden, İçel TV YouTube adresinden canlı yayındayız. Periskop'tan canlı yayındayız. Twitter'dan canlı yayındayız. Radyo Klas'la ortak yayındayız. Hemen Mehmet Emmes Belçika'dan selamlar demiş. Belçika'ya selam gönderiyoruz biz de. Oyları kullandınız mı? Nasıl geçti oy kullanma? Belçika'da nasıldı durum? Bu konulardan da bizlere biraz bilgi verirseniz. Sayın Mehmet Emmes. Evet. Tabii biliyorsunuz orada yurt dışında oylar kullanıldı. Ve vatandaşlarımız, yurt dışında bulunan vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yoğun bir katılımın yaşanmasını istiyoruz. Zaten seçimlerde amaç budur. Demokrasinin işleyebilmesi adına halkın da katılımı. Özellikle oy hakkı bulunan vatandaşlarımızın da katılımı. Evet, kullandık demiş Mehmet Emmes. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz ülkemize doğal olarak. Peki Belçika'da yaşadığınız sorunlar nelerdir? Yani Belçika'da biliyorsunuz, biz öyle biliyoruz Belçika'da özellikle hani teröristlerin pek uğrak yeri olmuş. Yani teröristlere pek kucak açılan bir ülke olmuş maalesef ve ne yazık ki. Öyle bilgiler alıyor musunuz sizler de? Tabii birçok ülke aslında teröre ve terörist sevicilerine destek çıkıyor. Bakın mesela Yunanistan. Yani ülkemizde bir darbe kalkışması haince, kahpece ve kalleşçe düzenlenen 15 Temmuz'da bir darbe kalkışması yapıyor hainler. Yunanistan'a kaçıyorlar. Yunanistan onları şimdi korumak için ya arkadaş sen ekonomik açıdan sıfırsın, bitmişsin, iflas etmişsin. Halkın, vatandaşların isyan içerisinde, öğretmenlerin, memurların, işçilerin isyan içerisinde. Sen kalkmışsın, işin gücün yok. İşin gücün yok. Bizdeki hainlere kucak açıyorsun. Onları besliyorsun. Onları koruma altına alıyorsun. Ve öyle bir koruma kalkanı kullanıyorsun ki. Yani belki ülkeni bu kadar korumuyorsundur. Şimdi oradaki Yunanistan halkına seslenmek lazım. Ülkenizde yapılan bu çirkin duruma karşı lütfen sesinizi yükseltin. Sizinle ilgilenmesi gereken hükümetiniz, sizin sorunlarınızı çözmekle mükellef olan hükümetiniz maalesef ve ne yazık ki şu an terör yandaşlığı yapıyor. Efendim? Yunanca bilsek değil mi? Değil mi? Keşke Yunanca bilsek. Ama Yunanca bilmemize gerek yok çünkü onlar da artık Türkçe biliyor Ezel'cim. Artık onlar da Türkçe biliyor. Artık Türkiye'nin ismini duydukları için Türkçeyi bilmek durumunda kalıyorlar. Yani artık sadece Türkler yabancı dili öğrenmek zorunda değil. Aynı zamanda yabancılar da Türkçe öğrenmek zorunda kaldılar.
Yani zaten o kadar hainlerimizle içli dışlı oldukları için yani Türkçeyi bizden daha iyi konuşuyorlardır büyük bir olasılıkla. Evet, hainlere kucak açan tüm ülkeleri buradan lanetliyoruz. Terör nerede olursa olsun terördür. Senin terörün iyi, benim terörüm kötü olayı yoktur. Bu yüzden teröre verilen her türlü desteği şiddetle kınıyoruz. Teröre kucak açan ülkeleri şiddetle kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu arada Birleşmiş Milletler insan hakları neden bir şeyden ayrılmış? İnsan hakları güvenliğinden mi bir şeyden ayrılmış Amerika Birleşik Devletleri Ecer? İnsan haklarıyla ilgili. Yani bence de ayrılması lazımdı. Çünkü insan haklarının tarumar edildiği ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. İnsan haklarına aykırı hareket eden, insan haklarını hiçe sayan, insan haklarını ayaklar altına alan bir ülkedir biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Her... Oku. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıklamış. Zaten yani bence Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri'nin kovmalıydı. Böyle bir oluşumun içinden. Çünkü ya sen ülkendeki zenci kardeşlerimize bir kere bir soykırım uyguluyorsun. Sen bir kere kendi ülkende demokrasiyi sağlamıyorsun. Kalkıyorsun bana gidiyorsun. Irak'ta demokrasi vaadiyle giriyorsun. Oradaki halkın halka ait olan eşyaları çalıyor senin askerlerin. Hırsızlık yapıyor. Oradaki insanların haklarını gasp ediyor. Sözde sen oraya özgürlük götürüyorsun. Sonra senin askerlerin oradaki kadınlara tecavüz ediyor. Tabi bu arada şeyde Esed de çıkmış demiş ki Türkiye'nin Menbiç'e ve Kandil'e girmesine karşıyım demiş. Ya şimdi şunu söylemek lazım. Ülkesi yol geçen hanına dönmüş, ülkesinde neredeyse üzerindeki kıyafeti bile kendine ait olmayan bir devlet başkanı bunu söylüyorsa yani utanç duyması lazım. Şimdi sormak lazım ona, demek lazım. Ya senin ülken yol geçen hanına döndü. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değil. Şimdi nedense Türkiye girdiği zaman büyük bir zorluk, büyük bir sıkıntı yaşıyorsun. Yani eğer gücün yetiyorsa Amerika Birleşik Devletleri'ne bir söyle bakalım. DAEŞ'e söyle bir bakalım. YPG'ye bir söyle bakalım. PKK'ya söyle bir bakalım. Ama güç işte yetmiyor. Yani sadece şimdi Türkiye'ye saldırmak böyle sadece saldırmakla yetiniyor Esed. Neymiş efendim? Minbiç'e girmesine karşıymış. Yok efendim kınıyormuş. Yok efendim Kandil'e girecek olan Türk ordusunu kınıyormuş. Ya şimdi söylemek lazım Ezel. Şimdi bizde güzel bir söz vardır. Biz sözü ne olduğuna değil, sözü kimin söylediğine bakıyoruz. Kale alıp almayacağımızı böyle bir yere oturtup onu ciddiye alıp almayacağımıza öyle karar veriyoruz. Yani Esed de böyle çok ciddiye alınacak bir insan değil. Çünkü ülkesi yol geçen anına dönmüş devlet başkanının devlet başkanlık sıfatı zaten kalmamıştır. Ülkesinde istikrarı sağlayamayan, ülkesinde huzuru sağlayamayan bir devlet başkanı devlet başkanı değildir. Yani önce ülkemdeki giren çıkanların haddi hesabı olmayan ülkelere ne tür kirli pazarlıklar yaptığını, sırf ayakta durabilmek için, sırf o koltuğu bırakmamak adına ne tür fedakarlıklarda bulunduğunu bu arada Esed'e sormak lazım. Üzerindeki kıyafet sana mı ait? Yani bunu net ciddi bir şekilde soruyorum. Şimdi ülkemizdeki hainlerden cevap gelecek. Esed yanlarından gelecek. Onun savunucuları vardır biliyorsun. Onlardan cevap gelecek. Bekliyoruz yani gerçekten o üzerindeki kıyafet, içindeki ve üstündeki kıyafetler kendine ait mi? Yani bunu gerçekten soruyorum. Çok merak ettim. Mustafa Çelik günaydın. Akuyu Nükleer'den. Nükleer'de selam İçel TV demiş. Orada mı oturuyorsunuz? Yani oradan mı izliyorsunuz? Orayı biraz açalım. Ya o konuya mı değinmek istiyoruz anlamadık. Akkuyu, günaydın Akkuyu Nükleer'de selam İçel TV demişler. Mustafa Çelik. Orada mı oturuyorsunuz? Orada mı çalışıyorsunuz? O civarlarda mısınız? Evet. Tabii mesajlarınızı bekliyoruz. Seçime de kısa bir süre kaldı. 4 gün kaldı. Hani 4. günü sayma istersen Ezel. 3 gün kaldı. 3 gün sonra sandık başına gideceğiz. Şu ana kadar ben tüm siyasi partileri birkaç olay dışında özellikle Suruç ve bir bıçaklanma olayı vardı. Onun dışında sağduyulu davranan tüm siyasetçileri tebrik ediyorum. Sağduyularından dolayı teşekkür ediyorum. Keşke Suruç vakası da yaşanmasaydı. Suruç'ta da o tasvip etmediğimiz bir durum meydana gelmeseydi.
daha iyi olacaktı. Ama şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla seçim gayet düzeyli, düzenli bir şekilde gidiyor. Yani düzeyli dememin nedeni şu, daha önce biliyorsunuz kavgaların, gürültülünün bolca olduğu bir seçim süreci atmosferi yaşıyorduk. Her ne kadar şimdiki siyasetçilerimiz icraatlardan çok belaltı vuruşlara daha çok önem verse de iyi bir süreç yaşadık aslında. Sağlıklı bir süreç yaşadık. Dikkat ederseniz PKK terör örgütü burnunu dahi kaldıramıyor. Yani daha önce seçimlere müdahil olmaya çalışıyordu. Bölge halkı üzerinde zorla, zorbalıkla, tehditle bir inisiyatif, bir hükümdarlık sürmeye çalışıyordu. Şimdi güvenlik güçlerimiz sayesinde bölge halkı bu tür tehditlerden uzaklaştırıldı. Özellikle kullanacak sandıklarda sandıkların birleştirilmesi. Bu çok önemli. Neden önemli? Biliyor musunuz bunu? Yani şimdi teröristler her köyde ne kadar oy var biliyor. Sadece teröristler değil, siyasi partiler de biliyor değil mi? Her gittiği köyde, ilçede kaç seçmen olduğunu, kaç oyun olması gerektiğini biliyor. Şimdi teröristler gidiyor bölge halkının köyüne. Orada zaten kaç seçmenin olduğu, oy kullanabilecek potansiyelin kaç olduğu zaten bilinen bir gerçek. Buna ulaşabiliyorlar. Yani bunun için özel bir çaba sarf etmelerine gerek yok. Şimdi o bölgeden farklı partilere oy çıktığında, yani kendi PKK'nın siyasi yandaşı olan HDP'nin dışında çıkan oylara karşı, biliyorsunuz bölge halkına karşı bir tehdit unsuru oluşturuyordu. Şimdi sandıklar taşındı, farklı yerlerde olacak. Yani hangi köyden kaç kişi nerede nasıl kullandı bilinemeyecek. Böyle de bir güvenlik söz konusu oldu. Zaten onun dışında da gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor. Bölge halkının da bu konuda PKK terör örgütünün hiçbir zaman Kürt vatandaşların yanında olmadığını, aksine karşısında olduğunu ve Kürt vatandaşlarımızı kullandığını çok iyi farkındalar, fark ettiler, bildiler. Ben bir kere daha bölge halkını tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Seçimlerde de lütfen o bölge halkı %100'lük bir oranla sandıkların başına gitsinler ve demokrasiden doğan haklarını kullansınlar, oylarını sağlıklı bir şekilde kullansınlar diyoruz. Evet, tabii genel başkanlara da seslenelim. Buradan oy kullanılacak, bilmem seçmen kağıdına baktınız mı? Seçmen kağıdınız var mı? Oy kullanabilecek bir kağıda sahip misiniz? Yoksa valla işiniz yaş, yani kötü. Evet, hemen sosyal medyaya geçelim. Bakalım neler paylaşılmış sosyal medyada. Sosyal medyanın paylaşımlarına geçeceğiz ama Ezel'cim monitörüm hala işlem yapıyor. Evet, burada evet, ha, ikonmuş, pardon. Evet, 20 Haziran tarihi itibariyle sevgili izleyicilerimiz yapılan paylaşımlara şöyle bir göz atalım. AK Parti teşkilatı paylaşmış. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üretim ve ihracatta Adana Yıldızları ödül törenine katıldı demişler. Bu arada Mustafa Çelik, efendim Gülnarlıyım, Akyünlüklerde çalışıyorum. Çok güzel program yapıyorsunuz ve çok güzel konuşuyorsunuz. Esat hakkında konuşmalarınızı dinledim. Çok güzel söylemlerde bulunuyorsunuz. İyi yayınlar. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa Çelik. Gülnarlı ve Akyünlüklerde çalışıyor. Hayırlı işler diliyoruz kendilerine, Mustafa Çelik'e de. Evet, Cumali Türk de geldiğini işaret etti. İzlediğini, takip ettiğini işaret etti. Evet, AK Parti teşkilatının paylaşımında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üretim ve ihracatta Adana Yıldızları ödül törenine katıldı. Biliyorsunuz dün Adana'daydı Sayın Cumhurbaşkanı. Adana'daki seçmenlere ve vatandaşlara hitap etti. Sayın Ali Cumhurtaşkın, AK Parti Toroslar İlçe Teşkilatımıza, dava arkadaşlarımıza beraber istişare ve değerlendirmeler yaparak Toroslar'daki programımıza son verdik demişler. Yoğun geçen bir günün ardından Tarsus'ta gençlerle beraberiz demiş Sayın Ali Cumhurtaşkın. Biliyorsunuz efendim AK Parti Mersin Milletvekili, hani bilmeyenler için söyleyelim. Ya hani ola ki karşılaşırsanız milletvekili. Çünkü uzun zaman pek böyle halkın arasına pek girmemişlerdi de, o yüzden hani buradan hatırlatalım, orada da yazmıyor ya milletvekili diye, o yüzden hatırlatma gereği hissettim. Sayın Burhanettin Kocamız, Mersin'deki kaç milletvekilini tanıyorsunuz onu da bilmiyorum işin açıkçası. Yeniler,
Yenileri tanıyacağız, yeni yeni tanıyacağız. Yani yeni oldukları için özel. Onlar tabii ki kendilerini gösterecekler. Seçilirlerse icraatlarına bakacağız. Mersin'e bakışlarına bakacağız. Ankara'ya gidip orada mı mesken tutarlar Ankara'yı, yoksa Mersin'le irtibatlarını sürdürürler mi? Eskiden olduğu gibi şu seçim sürecinde, seçim arefesinde olduğu gibi halkla iç içe olurlar mı? Esnafla birlikte olurlar mı? Mersin'deki 13 milletvekili için söylüyorum bunu. Yani sadece iktidar ana muhalefet için söylemiyorum. Mersin'deki tüm milletvekilleri için söylüyorum. Çünkü Mersin'i sahipsiz bıraktılar. Çok açık ve net söyleyeyim. Mersin hak ettiği noktada değil. Mersin hak ettiği hizmetlerden, evet hizmetler var. Gerçekten güzel hizmetler de var ama yeterli mi? Değil. Çünkü Mersin daha iyi hizmetlere layık. O yüzden bence hükümet bu konuda gerekli adımları attı. Her ne kadar gecikmeli olsa da, zaman zaman buradan eleştirsek de, neden yapılmadı desek de, sadece biz dedik, milletvekillerinin herhangi bir baskısı olmadı. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın baktım gördüm. Gerçekten mesela yerler yapılıyor, çok güzel. Demek ki isteyince oluyor. Demek ki ben bunu milletvekillerinin isteği doğrultusunda yapıldığına inanmıyorum. Bakın bu açık ve net söylüyorum. Benim gibi birçok Mersin sevdalısı ve bu kentin hizmetten faydalanmasını gerektiğine inanan birçok arkadaşımla birlikte biz bu konuyu hep gündemde taşıdık, hep gündemde tuttuk. Dedik ki Çukurova Bölgesel Havalimanı önemli. Şimdi asıl mevzu nedir biliyor musunuz? Çukurova Bölgesel Havalimanı nereye yakın? Biliyor musunuz? Ezel biliyor musun? Biliyor musun Çukurova Bölgesel Havalimanı nereye yakın? Adana'ya yakın. Mersin'e değil. Şimdi o yüzden hani zaten Adana'da bir havalimanı vardı, değil mi? Çukurova Bölgesel Havalimanı ile aslında Mersin'de lojistiği, aslında bu bölgede lojistiği biraz daha ön plana çıkarmak, lojistik üs haline getirmek, lojistik merkezi haline getirmek. İşte limanımız var biliyorsun, demir yolumuz da var. Aslında bu Çukurova Bölgesel Havalimanı ile birlikte özellikle üreticimiz, narenciye üreticisinden tutun öteki türlü üreticilerimize kadar, onların özellikle büyük büyük uçakların, kargo uçaklarının, yani herkes şey mi zannediyor, yolcu uçakları inip kalkacak değil efendim, büyük uçaklar, kargo uçakları olacak. Bu da ne işe yarayacak? Bu da özellikle pazarda yer arayan işte otobüslerle, ne bileyim kamyonetlerle ürününü farklı alanlara götürmeye çalışan, iş zaman kaybında bulunan üreticilerimize çok büyük katkıları olacak bu çalışma. Bu yüzden önemsiyorduk, bu yüzden dile getiriyorduk. Ama Mersin'deki 13 milletvekilimizden pek bunu duymadık. Hangi aşamada olduğunu, ne olduğunu, ta ki bakan gelip Sayın Bakan anlatana kadar, değil mi? Sayın Bakan anlatana kadar. Onun dışında hiçbir milletvekilimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili bir şey yapmadılar. Şimdi nükleer santral konusu açıldı. Nükleer santral konusu bence önemli. Bu konudaki düşüncelerinizi de öğrenmek istiyorum. Sizce Türkiye'de nükleer santral olmalı mı, olmamalı mı? Ama her ne hikmetse nükleer santrali olup da ülkemizde olmasını istemeyen ülkeler de var. Şimdi bu bir garip çelişki değil mi? Şimdi bakıyorsun kendi ülkesinde en az 10 tane, bak en az 10 tane nükleer santral var. Bunun 20'si, 30'u, 40'ı olanlar var. Bakıyorsun onlar karşı çıkıyor. Diyor ki Türkiye'de nükleer santral olmasın. Niçin oluyor ki yani? Çünkü nükleer santral tehlikeli diyor. Şimdi benim ülkemdeki de onların sevicileri çıkıyor diyor ki evet ya Türkiye'de nükleer santral olmasın diyor. Niye diyorsun? Tehlikeli diyor. Peki diyorum, etrafımızda dört bir yanda nükleer santral varken Türkiye'de olmaması bizi bu tehlikeden arındırıyor mu? Cevap yok. Verilecek bir cevap yok. Evet tehlike vardır. Yani bugün bir Ermenistan'da bir sızıntı meydana geldiğinde biz hemen ayağa kalktık değil mi? İşte hemen etrafımızda bak Bulgaristan'da var, İsrail'de var, siz İran'da var. Yani etrafımızda çok yakın Yunanistan, çok yakın komşularımızda var. Şimdi bu ülkelerde meydana gelebilecek bir patlama, bir sızıntı bizi etkilemeyecek mi? Etkileyecek. Şimdi bana bunun cevabını verin diyorum, veremiyorlar. Hemen dönüp şunu söylüyorlar. Bak hemen klasik
takılmış plak gibi. Vay efendim işte bazı ülkeler nükleer santrallerini kapatmaya başladı. Hadi ya, o kapatmaya başladıkları nükleer santralin miadı dolduğu için kapatıyor olmasınlar. Miadı doldu. Yani santralin bir miadı vardır. Belli bir süre işleyecek. Ondan sonra kapatılacak. İşlevini bitirecek. Görevini tamamlayacak. Şimdi onu kapatıyor olmasınlar. Bizi böyle kandırıyor olmayasınız diyoruz. Cevap yok. Tarımda, tarımı etkileyecek diyorlar. Ben de diyorum ki Fransa'da, şu an Almanya'da, şu an Hindistan'da, orada burada tarım benim ülkemden daha iyi. İhraç ediyor, ithal ediyoruz oralardan değil mi tarım ürünlerini? Demek ki tarımı da etkilemiyor. Turizm, vallahi bak Fransa cayır cayır turist kaynıyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir etkisi olmadı turizm üzerinde. Yani nereden tutsan tutarsızlık, nereden tutsan tutarsızlık. Sayın Burhanettin Kocamaz, devam ediyoruz. Günaydın değerli dostlar, merhabalar sevgili hemşehrilerim. Herkese ve herkesime kucaklar dolusu selam olsun. Rabbim sevgimizi azaltmasın, kalbimizi daraltmasın. Dert verip de derman aratmasın. Herkesin gönlüne göre versin. Birliktelik ve bütünlüğümüze halel getirtmesin. Ağız tadımızı bozdurtmasın. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin demiş. Ve devam ediyoruz. İşkur paylaşmış efendim. Mersin İstihdam Buluşmaları Etkinliği kapsamında Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve beraberindeki heyet Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akdürek ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti demişler. Ve 10 yılda 7,5 milyon istihdam sağlandı denmiş bu arada. Devam ediyoruz. İYİ Parti paylaşmış, sandık ve seçim güvenliği eğitimine katılan İYİ Parti il ve ilçe teşkilatlarından 917 seçim güvenliği sorumlusu Türkiye'nin dört bir yanında sandık başında görev yapacak gönüllere gerekli eğitimleri veriyor demişler. Evet, her partinin mutlaka yaptığı bir vazife. Sayın Lütfü Elvan, Tarsus esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile hasbihal ettik demişler. Devam ediyoruz. Sayın Meral Akşener, şimdi soru şu, madem her şey çok iyiydi biz niye seçime gidiyoruz? Madem her şey kötü seçimle bu düzeltilecek, niçin iktidar partisine oy verelim demiş. Şimdi peki, bak şimdi Ezel, bu soruyu çok duyduğumda şunu soruyorum ben de. Diyorum ki, ya şimdi iktidarda olan bir hükümet var değil mi? Daha nereden baksan normal, hani erken seçim dışında bir seçime gidecek olsa daha 1,5 yılı var değil mi Ezel? Yani 1,5 yıldır. 1,5 yıllık bir süresi olan bir hükümet bunu sonuna kadar kullanabilirdi değil mi mesela? Bunu da düşünmek lazım. En az olsa iktidardayım kardeşim. Yani bunun sefasını süreyim diye de düşünebilirdi. Ya bu boyutunu hiç kimse düşünmüyor, hiç kimse bakmıyor bu boyutuna ama bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz? Ali Gül, susuz mahalleler var, buna bakan yok. Hava alanı benim neyime? Biz hizmet istiyoruz demiş. Öyle demeyin işte. Yani Ali Bey, havaalanı size belki bir katkı sağlamayacak gibi görünse de aslında çok büyük katkıları olacak. Yani çünkü bu ülkede, bu memlekette sizden başka insanların da yaşadığını düşünmemiz lazım değil mi? Yani en azından narenciye üreticisinin ürününü pazarlama noktasında, ürününü farklı illere, farklı ülkelere gönderme noktasında çok büyük katkısı olacak. Tabii dediğiniz konu önemli. Susuz mahalleler var. Hatta hizmetten eksik mahalleler var. Evet doğru. Bu konuda da biz zaman zaman zaten bunları dile getiriyor. Yetkililere ulaştırmaya çalışıyoruz. Hani bildiğiniz bilindik yerler varsa isim de söyleyelim. En azından yetkililerin oraya ulaşmasında, en azından oraya hizmet götürülmesi noktasında da bir katkı sunalım. Mustafa Çelik, Sayın Bakanımız Lütfü Elvan, o da canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bir Mersinli olarak doğdum. Mersinli müze gerçekten büyük hizmetler geliyor. Biraz geç kaldı ama yine de gelen hizmetleri çok güzel olacak demiş. İnşallah ileride demiş. Ya evet bakın şimdi hizmet yok demek gerçekten bu ülkeye, bu memleketi kör olmak demektir. Yani bugün o tünelleri gördüğümüzde bile bunun aslında nasıl bir kolaylık olduğunu, ne bileyim işte çok kısa bir süreç içerisinde Akdeniz oyunlarının Mersin'de gerçekleşmesinden dolayı kurulan tesisleri gördük.
Abi şimdi mevzu şudur bakın. Yani hizmet yapılıyor. Evet. Yapılması da gerekiyor. Hatta bu hizmetler bence yetersiz ama var hizmet. Yani şimdi kalkıp Mersin için hizmet üretilmedi dersek taş olmamız lazım. İnkar ediyor olmamız lazım. Mersin'de hizmet var. Ama bu hizmetler gecikti. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Yani bence milletvekillerinin üzerinde durması gereken konulardan da bir tanesi de buydu. Ama sor milletvekillerine haberleri bile yoktu. Yani Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili son durum nedir diye sor, bilmiyordur. Bilmiyordu. Ta ki bakan açıklayana kadar. İşte ne bileyim, Mersin Limanı'nın genişletilmesiyle ilgili bir proje vardı, ne oldu? İşte organize sanayi bölgesi, bak mesela ihtisas organize sanayi bölgeleri de yapıldı. Artırılıyor orada. Bunlar önemli gelişmeler. İşte Tarsus Kazanlı Turizm Projesi daha önce verilmiş bir vaatti. Bunun hızlı bir şekilde hizmet olarak vatandaşa geri dönmesi gerekiyordu. Gecikti. Değil mi? Yani bunlar olursa zaten hizmet noktasına evet bir adım var ama gerisi gelmiyor işte. Gecikiyor, bürokrasiye takılıyor, milletvekillerinin umarsızlığına takılıyor. Yani sorgulamak gerekiyor. Ya kardeşim buraya bir Tarsus Kazanlı Turizm Projesi yapılacaktı, ne oldu diye çıkıp soruyorsun milletvekiline, haberi yok. Sonra da ne Ankara'ya nasıl gidiyor haber? Mersin'de her şey çok güzel. Değil abi, değil. Evet, hizmet vaadinde bulundunuz. Bu hizmetler yapılıyor ama yani çok ağır ilerliyor. Bunun bir an önce bitmesi lazım, hızlı bitmesi lazım. Çünkü Mersin'in buna ihtiyacı var. Elzem bunlar. O yüzden hizmet yok dersek yalan olur. Mesela şimdi mesela Ali Bey demiş ki susuz mahalleler var. Nerede mesela? Ben çok iyi biliyorum ki 20 yıldır, 30 yıldır su gitmemiş, mahalleye su gitti mesela. Yol gitti mesela. Yani eğer böyle isimler varsa, böyle yerler varsa lütfen onları paylaşalım. En azından yetkililerimiz bu konuda gerekli çalışmaları başlatsınlar ki oraya da hizmetleri iletsinler diyoruz. Evet, devam edelim biz. Milliyetçi Hareket Partisi yeni sisteme karşı çıkanlar Zeytin Dalı harekatını çekemeyenlerdir. PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye bir kez olsun sert bir tepki gösterebildiler mi? Bence çok doğru bir tespit. Çok doğru bir tespit. Yani bakıyorsunuz PKK'ya karşı net bir tavır yok. İşte FETÖ'ye karşı net bir söylem yok. Ama bakıyorsun bir paşanın apoletlerinin sökülebileceği çok rahatlıkla ifade edilebiliyor benim ülkemde. Bakın şunu söyleyebilirsiniz, anlarım. O paşanın işte Cumhurbaşkanını alkışlamasını doğru bulmuyorsanız yargılanmasını talep edebilirsiniz. İşte ne bileyim hukuk çerçevesinde bu konunun gündeme alınmasını isteyebilirsiniz. Ama geçmişi destanlarla yazılmış, özellikle Afrin'de destan yazmış böyle bir komutanın miting alanlarında apoletini sökerim konusuna konu olması, başrolde olması doğru değil. Eğer yürek yetiyorsa çıkın abi, terörden yatan insanları içeriden çıkarmak için mücadele göstermeyin. Eğer gerçekten yüreğiniz varsa o zaman teröristlere karşı Afrin'de ne işimiz var diyeceğinize, Kandil'de ne işimiz var diyeceğinize, evet buraları da Türk topraklarına katmalıyız ve oradan gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek için orada üsler kurmalıyız, bayrağımızı oraya dikmeliyiz diye bilin abi. Yani bunda ne var ki? Olması gereken bu. Şimdi bunları konuşmuyorsun, kalkıyorsun miting alanlarında apoletini sökeceğimi çok rahat konuşabiliyorsun. Sonra da diyorsun ki başkalarına diktatör. Sen nasıl apolet söküyorsun? Ya nasıl apolet söküyorsun? Yani bir komutanın apoletini nasıl söküyorsun? Hani bu ülkede hukuktan, adaletten, haktan, hukuktan bahsediyordun. Sen nasıl oluyor da benim komutanımın, benim paşamın apoletini sökmekle tehdit ediyorsun? Gelir gelmez apoletlerini sökeceğim. Bu kullanılabilecek bir cümle mi? Bu söylenebilecek bir cümle mi? Bunları da tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Evet, devam edelim. Bir de yeni sistem. Şimdi yeni sisteme karşılar, Cumhurbaşkanlığı sistemine, başkanlık sistemine karşı siyasi partilerin birçoğu. Ama bakıyorsun Ezel, programlarını, planlarını ona göre yapmışlar. Bakan yardımcılarını, seçeceklerini, başkan yardımcılarını dahi şimdiden belirlemişler. Şimdi ne yüzden?
İlk sene başkanlık sistemi geçecek, öyle mi? Hayır, şimdi bak, bende şu vardır. Eğer bir şeye karşıysam ona karşıyımdır. Yani evet, madem Cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyım, başkanlık sistemine karşıyım, karşıyım abi. Ama şimdi başkanlık sistemini savunur hale geldiler. Yani planlar, programlar, görevlendirmeler daha şimdiden görevlendirmeler yapıldı. O yüzden hani samimiyet diyoruz ya, samimiyette yarar var. Ezel bu arada Facebook açmıyor. Devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin paylaşımlarına. Zillet İttifakı'ndan Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz demiş Sayın Bahçeli. Sayın Muharrem İnce de Diyanet İşleri Başkanı kıraathane övgüsü düzüyor. Ey hoca, yapma bunu, yanlış yapıyorsun. Ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar vermek yazıktır, günahtır. Sen bu işe karışma, ayıp demiş. Bu iş oldu, bu maya tuttu. Allah'ın izni, milletimin isteğiyle bu iş tamam. Ben kalkınma, kuantum, nanoteknoloji, endüstri 4.0 diyorum. Ay'da ve Mars'ta maden arayacağız diyorum. Arkadaş, kıraathane açacağız, kek yiyeceğiz diyor. Hay Allah'ım. Şimdi Ay'da Mars'ta niçin maden arıyoruz? Ülkemizin yeraltı zenginlikleri dururken, üstelik o yeraltı zenginlikleri Amerika Birleşik Devletleri tarafından açılmasına müsaade edilmezken, şimdi ya işte budur Ezel. Bak, sorunumuz bu. Burnumuzun önündekini görmeyiz. Ta gider ne güzel bir söz var. Güzel bir söz. Ya araştırma, farklı bir şey Ezel. Bak, şimdi sen kalkıp bana Ay'da Mars'ta maden arayacağım dersen, ben uçuyorsun derim. Bak, açık ve net söylüyorum, uçuyorsun derim. Yani uçuyorsun, sen hayal alemindesin. Çünkü önce burnunun önündekini, gözünün dibindekini bir çıkar. Yani senin ülken zaten maden yataklarıyla dolu. Petrol yataklarıyla dolu. Rezervlerin zaten fazlasıyla var. Dış güçler zaten bunu açtırmıyordu sana. Sen önce bir şu hamleyi bir kaldır. Ha, ya biz Amerika'nın istediği gibi hala yeraltı kaynaklarımıza izin çıkmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için herhangi bir çalışmamız olmayacak ama çıkacağız uzayda. Maden arayacağız. Su arayacağız. Oradan boru çekeriz herhalde buraya, değil mi mesela? Yani borularla da suyu taşırız buraya veya oraya taşınırız artık yani. Evet, yani uçuk kaçık hayaller. Hani ülkemizdeki zenginliklerden kimse bahsetmiyor, farkında mısın? Üzerinde oturduğumuz hazinenin farkında değil kimse. İşte ben buna kızıyorum. Yani ülkemizde yeraltı kaynakları fazlasıyla var. Fosfat tesisinden tut bora kadar. Ve birçok madenler. Şimdi sen bunları bırak. Bunlarla ilgilenme. Evet, tabii ki mutlak surette insanların hedefleri büyük olacaktır. Ona hiçbir şeyim yok. Ama yani hani birinci basamağı atlamadan direkt en tepeye çıkmak da doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum ama inşallah. Sayın Mükerrem Toğlu, Kız Kalesi yeni efsanelerini arıyor. Sanaşehri Erdemli sanatçı dostlarını bekliyor. Film Festivali, birinci Kız Kalesi Film Festivali düzenleniyormuş bu arada. Kim çekecekmiş özel filmleri? Var mı? Efendim? Aslında yetenekli gençlerimiz var bu konuda. Ali Gül demiş ki önce su yol demek istediğim, önce yol ve su hepsi olacak ama önce suyu ve yolu öncelik verilmesi gerekir. Silifke Işıklı Mahallesi, Kayabaşı Yaylası içme suyu yok, kuyu suyu içiyoruz. İple su çekmeye çalışıyoruz. Bizler hizmet istiyoruz. Saygılarımla, mesajı genel müdürlüğünün ilgisine demiş mesaj. Peki bak, ulaşıyor mesela. Silifke Işıklı Mahallesi, Kayabaşı Yaylası sevgili Büyükşehir Belediyesi'ne iletelim. Değil mi? Onlar ilgilenecek herhalde. Silifke Belediyesi tabii öncelikli ama biliyorsun Büyükşehir yasasıyla birlikte Büyükşehir'de biraz orada yaptırıcı olacak. Evet, umarım, inanıyorum ki bu düşünceniz, bu beklentiniz karşılık bulacaktır. Hem Silifke Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bir kere daha söyleyelim. Silifke Işıklı Mahallesi, Kayabaşı Yaylası'nda içme suyu yokmuş efendim. Kuyusuyla ip çekerek, iple çekerek su ihtiyacını, içme su ihtiyacını karşılıyorlarmış.
Mersin Valiliği paylaşmış TÜRSAP, TÜİSOP müteşebbis heyet toplantısı valimiz Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi, paylaşımına yer vermişler. Sayın Numan Kurtulmuş ana dili ana sütü gibi helaldir demiş. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda mazimizden güç alarak istikbale yürüyoruz demiş. Vakit Türkiye vakti demiş Sayın Numan Kurtulmuş. Ve Orman Su İşleri Bakanlığı sosyal medyada yangının ardından imara açıldığı yalanıyla paylaşılan Pina Yarımadası'ndaki alan 1987 yılında Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiştir. Bakanlığımızın bu alanda herhangi bir tasarrufu yoktur. Resmi gazeteyi de vermişler. Evet. Ve devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik ve teknoloji buluşması sosyal medya özel yayınında gençlerin farklı alanlara yönelik sorularını cevapladı. Bizim gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, emekçilerimiz için büyük hayallerimiz var diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Ulaştırma Bakanlığı paylaşmış. Bakan Arslan Kars'ta Yunus Emre Kur'an kursunu ziyaret ederek çalışanları ve öğrencileriyle hasbihal etti. Bakan Arslan Kars'ta Rufai dergahını ziyaret etti. Evet. Sosyal medya turumuz sona erdi. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, hala mesajlarınızı da bekliyoruz. Mesajlarınızı iletmeye devam edeceğiz. Hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Mersin gündemine dair bilgileri aldıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba, günaydın İçer TV seyircilerine, Radyo Klas dinleyicilerine sağlıklı bir gün dileyelim. Mersin gündeminde neler oldu, neler olacak kısaca değinelim. Şimdi 2017 yılında Mersin'de bir cinayet işlenmişti. Daha doğrusu bir üniversite öğrencisi, genç kız hayatını kaybetmişti. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin hayatını kaybetmişti. Feray Şahin ölmüş müydü kazara, yoksa öldürülmüş müydü, bir cinayete mi kurban gitti, yoksa kaza kurşununa mı hedef oldu tartışmaları yaşanıyordu. Feray Aydın Toros Üniversitesi'nde okuyordu. Mersin'deki evinde İstanbul'da bir karakolda görevli polis memuru erkek arkadaşıyla buluştu. Ve sonrasında erkek arkadaşının ifadesine göre silahla oynayan Feray Şahin'in elinden silahı almak isterken polis memuru kazayla silah patlamış ve Feray Şahin hayatını kaybetmişti. Tabii dava devam etti. Adli tıp inceleme yaptı. İnceleme sonucunda adli tıp Feray Şahin'in kazayla ölmediğini, uzaktan hedef alınarak tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Ve Feray Şahin'in bir cinayete kurban gittiği kesinleşti. Bunun üzerine tabii sanık Fatih Burak zaten tutukluydu. Tutukluluk hali devam ediyor ve cinayetle yargılanacak. Bu ölümünde neden ve nasıl olduğu da çözüme kavuşturulmuş oldu. Şimdi Erdemli ilçesine uzanalım. Erdemli ilçesinde geçen gün yağışlı havada bir çoban 50 koyununu bir ağacın altına götürdü. Tabii Sarıkaya mahallesinde 50 koyunun altında bulunan ağaca yıldırım isabet etti ve anında da 50 koyundan 32 koyun orada telef oldu. İlçe Hayvancılık Gıda Tarım Müdürlüğü de olay yerinde inceleme yaptı ve tutanak tuttu. Şimdi gelelim tabii Mersin İdman Yurdu'yla ilgili bir karar var. O karara gelelim. Şimdi gerçi hepimiz biliyorduk bunu. Böyle bir şey de bekliyorduk. Sonunda da resmi yazı geldi. FIFA Mersin İdman Yurdu'na küme düşme cezası verdi. Tabii geçmiş yıllardaki futbolcusu
Mersin Robak'la Mersin İdman Yurdu arasında bir alacak verecek meselesi nedeniyle bir uyuşmazlık vardı. Mersin Robak'ın borcu ödenmemişti, parası ödenmemişti, alacağı ödenmemişti. Bu dava FIFA'da devam ediyordu. FIFA kararını verdi, Mersin İdman Yurdu küme düşecek. Şimdi Mersin İdman Yurdu tabii doğal olarak yani yenildiği için 3. kümeye düştü. Galibiyet alamadığı için, ligde tutunabilecek puan toplayamadığı için 3. ligde mücadele edecekti bu sezon. Ama şimdi FIFA'nın vermiş olduğu karar uyarınca resmen Mersin İdman Yurdu bölgesel amatör lige düştü. Daha 3 sezon öncesinde Süper Lig'de top koşturan Mersin'de Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Bursa gibi büyük takımları ağırlayan Mersin İdman Yurdu 2018-2019 sezonunda bölgesel amatör ligde mücadele edecek. Tabii 1925 İdman Yurdu 1925 projesi de rafa kalktı. Malum Hamit İzol açıklama yaptı. İdman Yurdu 1925 Mersin İdman Yurdu olmayacak dedi. Hatta bu İdman Yurdu 1925 ismini biz koyduk ama federasyon kabul ederse bu isim tescillenecek ve kullanacağız. Kabul etmezse Yenişehir Spor olarak bu kulüp yoluna devam edecek açıklamasını yapmıştı. Tabii İçel Spor'un Mersin İdman Yurdu'nu bünyesine katma gibi bir şey ortaya çıktı. Böyle bir şey söz konusu. Mersin İdman Yurdu'nun armasının ve isminin üstündeki icralar Hamit İzol yönetimi tarafından kaldırılmıştı ve İçel Spor teklifte bulundu. Mersin İdman Yurdu renklerini, armasını, ismini kullanabiliriz dedi. Yönetim de buna sıcak baktı, spor camiası da buna sıcak baktı. Böyle bir şey söz konusu ama tabii Mersin İdman Yurdu'nun borçları dernek, Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü bir dernek. Dernek olduğu için dernek numarasının üstüne bu borçlar. İçel Spor formayı, renkleri ve armayı alırsa borçlar İçel Spor'a geçmemiş olacak. İçel Spor tabii bölgesel amatör ligde bu sezon mücadele edecek. Geçen sezon şampiyon oldu. Futbolu bilen, maddi gücü yerinde insanların yönetmiş olduğu bir takım olduğu için güven veriyor. Mersin İdman Yurdu umarız İçel Spor altında ya da üstünde, İçel Spor zemininde diyelim daha doğrusu, yaşamaya devam eder. Böyle bir durum söz konusu. Tabii bugün Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Mersin'e geliyor ve Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Mersinlilere seslenecek, bir miting yapacak. Miting saat 18'de başlayacak. Ayrıntılar yine İçel TV ekranlarında olacak. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Bu arada Gazi Mesut Tatlı Dede, Ankara'dan 15 Temmuz gazisi. Çocukluk arkadaşım izliyormuş. Günaydın Tekin'cim, doğum günün kutlu olsun. Nice senelere Tekin'cim demiş. Evet, dündü. Dün de kutladı sağ olsun. Teşekkürler. Evet, Ezel tabii bize hediye almadı, o ayrı bir mevzu. Evet, peki. Şimdi sosyal medyayı da aktardık. Ne yapıyoruz Ezel? Yerel gazetelere geçiyoruz. Yerel gazetelerimizin ilk sayfalarını aktaracağız sizlere. Bakalım yerel gazetelerimizin ilk sayfalarında hangi konular gündeme taşınmış. Evet, Haberci Gazetesi sevgili izleyicilerimiz. Çiftçi faize çalışıyor demiş. Yaklaşık 1 milyon dönüm tarım arazisinin bankalara ipotekli olduğu Tarsus'ta çiftçi bir yılda 1 milyon 200 bin lira faiz ödüyor demişler. Ve yine sevgili izleyicilerimiz, eşit bir ülkeyi birlikte yaratacağız demişler. Planlar bir ay daha sarktı diyor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı ikinci birleşiminde 1/5 millik planlara gelen itirazlar bir kez daha gündeme geldi. İtirazları inceleyen komisyon incelemelerin bitirilmesi için meclisten bir aylık ek süre istedi bu arada. Devam ediyoruz. Çukurova Gazetesi, doğal afet yaşayan çiftçinin borcu ertelensin diyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerin çiftçinin yakasını bırakmadığını belirterek bu yıl yaşanan afetler nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçimizin borçlarının ertelenmesi gerekiyor dedi.
Mersin'de gölet hamlesi AK Parti Mersin İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada son 2 yılda Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın önderliğinde rekor düzeyde göletin yatırım programına alındığı belirtildi. Evet ve devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen. Hakimiyet gazetesi, kaza değil cinayet. Geçen yıl Mersin'de evinde silahla vurulan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin'in cinayete kurban gittiği adli tıp raporuyla kesinleşti. Acılı baba Bekir Şahin, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz dedi. Erdemli'de de tiyatro festivalinin gerçekleştirildiğine dair haber ve mezarlıklarda yeni uygulama, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği uygulama ile mezar yerlerine ilişkin görsel ve yazılı her türlü bilgiye ulaşılabilirken navigasyon ile yakınlarının mezarlarını zorlanmadan bulunacak. Başkan Burhanettin Kocamaz, bundan sonra mezarlıkta insanlar teknolojiden faydalanmış olacaklar demiş. Yani yer bulma noktasında. Çünkü mesela şöyle bir durum var. Yani mezarlıklarda, yani sevdiğini kaybettiğin zaman götürüyorsun. Son yolculuğuna uğurluyorsun. Bir hafta sonra gidiyorsun, doluyor orası. Yani o zaman düşünüyorsun, diyorsun ki yani her an ölümle burun burunayız. Yani her an diğer tarafa yolculuğumuz başlayabiliyor. Artıyor. Şimdi doğal olarak insanlar orada yer bulma noktasında bir takım zorluklar yaşıyorlar. İşte navigasyon usulüyle de böyle bir sistem yapılmış. Hatta geçtiğimiz günlerde yine ülkenin bir kentinde, hangisindeydi bilmiyorum ama o kadar kolaycılığa kaçmışız ki, o kadar rahata düşkün bir toplum olmuşuz ki internet üzerinden mezarlık ziyareti ve dua okuma programı yapmışlar Ezel. Duydun mu sen öyle bir şey? Ya evinde oturacaksın abi, bilgisayarını açacaksın, tıklayacaksın, mezarlığını göreceksin orada. Yani sevdiğinin mezarını göreceksin oradan. Kalkmadan, gitmeden, oradaki o anı yaşamadan, hepimizin ölümü tadacağını hissini almadan işte ne yapacaksın? Tablet üzerinden, bilgisayar üzerinden duanı okuyacaksın, kapatacaksın, gideceksin. Evet, yani bu değildir bence. Yani mezarlıkların ziyaret edilmesi şart. En azından öleceğimizi, herkesin mutlak suretle ölümü tadacağını bilmesi gerekiyor ki hani belki biraz daha çok birbirimize sarılır, daha çok birbirimizi kırmamak adına hareket ederiz. Mersin İMC gazetesi, sevgili izleyicilerimiz, Muharrem İnce mitingine davet var. CHP bu büyük şöleni, bu tarihi buluşmayı kaçırmayın demişler. Bugün gerçekleşiyor bu arada sevgili izleyicilerimiz, Sayın İnce'nin Mersin mitingi. Ve Akdeniz gazetesi, cinayete kurban gitmiş diyor. Geçen yıl Mersin'de evinde silahla vurulan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin ile ilgili habere yer vermiş sevgili izleyicilerimiz. Kamyonet ile otomobil çarpıştı. 2 ölü, 6 yaralı demişler. Bizi maşa olarak kullanmak istiyorlar diyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Kentteki elektrik ve ışıklandırma direklerine özel aparatlarla seçim afişlerinin asılmasına karşı olduğunun altını çizerek, ben bu işe özünde karşıyım ve bu işi başından beri onlarca insan istedi. Biz uzun süre bunlara izin vermedik. Hala da içime sinmiyor. Şehir içerisinde tabelalardan, billboardlardan benim ruhum daralıyor. Billboard konusunda daha önceden ihaleler yapıldığı için burada bir şey yapamıyoruz. Ortada bilgi kirliliği var. Belediyeyi bu işin içerisinde maşa olarak kullanmak istiyorlar dedi. Şimdi ben zaten şeye anlam veremiyorum, billboardlara. Mesela bakıyorsunuz. Ben çok merak ediyorum yani. O billboardlara insanlar durup bakıyorlar mı? Yani izliyor. Aa bak bir şey yazmış burada. Hmm, bak bu aday yazmış, fotoğrafını da koymuş falan. Yani acaba yapıyor muyuz bunu? Yani o billboardlara bakıyor muyuz? Gerçekten ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü ben yani ta ki ne zaman bir şey fark ederim, böyle bir anlık belki fark ederim ama yani oturup da o billboardta ne var ne yok. Aa bak aday varmış, tamam oyumuz buna diye ne kadar etkili oluyor bilmiyorum ama. Ya etkili oluyor mu sizce? Ya billboardların, bırakın sadece siyasette, çevre kirliliğine de, görüntü kirliliğine de çok büyük etkisi var. Ya bakıyorsun her tarafta. Yani benim anlamadığım özellikle ışıkların olduğu yerde billboardlar, özellikle ışıklı billboardlar. E şimdi sen can ve mal güvenliği diyeceksin, sonra da kalkacaksın kırmızı ışıkların olduğu noktada veya işte belli başlı dönel kavşaklarda büyük büyük tabelalarda reklam afişleri yapacaksın.
Şimdi düşünsene, bir anda insanın gözü kaydı. Özellikle o ışıklı tabelalardan bahsediyorum. Yani durması gerektiği yerde gaza bastı. Yani gaza basması gerektiği yerde frene bastı gibi kazaların olabileceği durumlar var. Bu konuda nereden baksan yine bir tutarsızlık var, özellikle billboardlarla ilgili. Hani şeyi de anlamıyorum artık. Yani mesela geçen gün girdim bizim apartmana, bir tomar kağıt. Şimdi birileri israftan bahsederken bir bakıyorsun, ya abi bitti artık. Ben hiçbir vatandaşın alıp da o broşürü alıp da okuduğuna inanmıyorum. Geçti o devir. Ya yanılıyorsam lütfen söyleyin, alıp okuyor musunuz? Yani tonlarca defter şeklinde adam kitapçık yapmış, kapının önüne atmış. Apartman girişinin içine atmış. Yani ben bizim apartmandan kimsenin hala ben daha dahil alıp da ne yazıyor, ne yazıyor burada diye bakmadık. Yani onu söyleyeyim size boşuna. Ya bu afişlerdi, böyle el ilanlarıydı. Bunlar devri bitti diye düşünüyorum ben. Bunlarla artık vatandaş bakıp da ne yapıyor? Yani nedir benim toplumumdaki insanımın alıyor? Yani insan veriyor sonuçta, alıyor sonra pat çöpe atıyor veya yere atıyor. Yani bunun ötesi yok arkadaşlar, bunu aşmamız lazım artık. Yani o afişlerle bu işler yürümüyor. Boşuna masraf yapıyorsunuz. Yani bunu yapacağınıza gidin abi, birkaç yardıma muhtaç insana yardım edin, onların oyuna talip olun. Bence daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Ben eğer aday olursam böyle yapacağım. Hiç afiş maviş billboard da asmayacağım. Onun bütün parasını da yiyeceğim. Yeni Güney Gazetesi. Yeni Güney, ya oraya vereceğim değil mi Ezel'cim? Yani billboard'a vereceğim parayı yiyeceğim. Oh, çatır çatır yiyeceğim. Toplayacağım herkesi, gelin beraber yiyelim. Yeni Güney Gazetesi. Kocamaz içime sinmiyor dedi, demiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentteki elektrik ve ışıklandırma direklerine özel aparatlarla seçim afişlerinin asılmasına karşı olduğunu söyledi. Ve Erdemli sanatın başkenti olacak demişler bu arada sevgili izleyicilerimiz. Kurban kesim işlemlerinin esasları belirlendi. Bir sonraki bayrama da hazırlık yapıyoruz bu arada yavaş yavaş. Devam ediyoruz. Tarsus yeni doğuş. Bir de şey vardır değil mi Ezel'cim? Şimdi hangi bir ülkeydi? Şimdi bağımsızlığını istiyor. Hani balinaları katlediyorlar ya Ezel. Fokları katlediyorlar böyle. Kanan. Vahşice. Yok yok. Bağımsız olmayan bir yer var. Bağımsızlığını ilan etmek istiyor. Şimdi vahşice, hunharca, şiddetle yunus balıklarından tut, fok balıklarına kadar ve balinaları da acayip bir şiddet uygulayarak öldürüyorlar. Şimdi bir tane insan, hayvan hakları savunucusunun buna karşı çıktığını gördün mü? Duydun mu? Bir etkin bir şey yapabildiler mi? Yapmadılar. Bence yapmadılar. Ama sen şimdi dinin gereği kurban kesiyorsun, oyda hepsi ayaklanıyor abi. Hepsi ayaklanıyor. Yani dini vecibe gereği kesiyorsun, ayaklanıyor. Ama orada şiddet uygulanarak ve çok ilkel yöntemlerle katlediliyorlar. Gıkları çıkmıyor. Hani benim kurban bayramında hayvan hakları savunucuları çıkıp ya işte günahtır, yapılmaması lazım diyenler ona sessiz kalıyorlar. Ya bu da nedir biliyor musun Ezel? Yani bazen bakıyorsun bazı dernekler, bazı sivil toplum örgütleri olması gerektiği gibi değil. Yani nedir o? Herkese uzak, herkese yakın olması gereken bir durumdayken siyasi partinin şubesi gibi hareket ediyor. Olay bu. İnan ki olay bu. Yani mesela insan hakları, bak insan hakları şimdi mesela. Ben buradan Mersin şubesine kaç defa seslendim? Hiç cevap verdiler mi? Hiç iletişim kurdular mı? Bugüne kadar ne yaptınız? Çıkın söyleyin dediğimde çıkıp söyleyebildiler mi? Yok. Yani işte o yüzden diyoruz ki bazı şeyleri artık tadında bırakmak lazım. Usulüne uygun yapmamız lazım. Tarsus Yeni Doğuş Gazetesi Bakan Elvan Muhtarlar İş Dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi seçim toplantılarına devam ediyor. Pamuk ekili alanlarına yaprak biti zarar veriyor demişler bu arada. Resmi nikahta düşüş var demiş. Bu yılın ilk yarısında evlenen sayısı belli oldu. İnsanlar boşanıyor. İnsanlar boşanıyor yani.
Niye boşanıyor? Niye boşanıyor Ezel? Sence neden boşanıyor insanlar? Büyük bir çoğunlukta. Geçimsizlik. Şimdi abi şudur. Ben sana açık ve net söyleyeyim. Şimdi bir yemin ediyorsun. Bu yeminde ne diyor sana? Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde, kötü günde. Değil mi? Şimdi böyle bir yemin ediyorsun. Ama en ufak bir zorlanmada beraber hareket etmen gerekirken kolaya kaçıp ay ben rahatıma düşkünüm, ay ben şöyleyim, ay ben şöyle para istiyorum. Ya şimdi bak Ezel'cim, evlilikleri bile, evlilik programlarında bile ilk sorulan soru nedir? Evin var mı? Araban var mı? Sigortan var mı? Maaşın var mı? Ya bunlar varsa ben seninle niye evleneyim ki zaten? Senin var mı? Ya şimdi bunu karşılıklı sormak lazım. Benim bunlar var da senin var mı? E senin yoksa ben seni niye alayım ki? Seninle niye evleneyim ki? Sen beni niye alasın ki? Yani olay bu seviyeye, pazarlığa döndü. Yani maalesef ve ne yazık ki evlilik kurumu zedelendi. Evlilik kurumu, efendim? Öyle mi? Peki. Şimdi Tarsus'a gideceğiz sevgili izleyicilerimiz. Sayın Burhanettin Kocaman STK temsilcileriyle bir arada canlı. Hemen ondan bir kesiti sizlere aktaralım. Sonra devam edelim. Özellikle son 10 yıl içerisinde İslam ülkeleri ve Türk dünyası üzerine oyunlar kuruluyor. Aslında bu oyunlar sadece bugün değil, tarih boyunca defalarca kurgulandı, hayata geçirilmeye çalışıldı. Ama Allah'a çok şükür ki dualı olan bu millet halen dimdik ayakta. Haçlı seferleri, Anadolu'ya yapılan defalarca buraları ele geçirmek, kendilerine göre kutsal toprak olarak ilan ettikleri Anadolu topraklarında tekrar kendilerine mekan bulmak üzere yapılmış seferlerdir. Artık tarih değişti, dünya değişti, teknoloji gelişti. Haçlı seferleri için at üstünde kilometrelerce yol gitmeye gerek yok. Artık o haçlı seferleri senin evinin içinde, benim evimin içinde, diğer arkadaşımızın evinin içinde teknolojiyle girmiş durumda. İnternetiyle, televizyonuyla, sosyal medyasıyla maalesef hiçbir şekilde engel olamayacağımız şekilde kapıyı, kilidi açmadan girecek konuma gelmiş. İslam aleminin özellikle son 8-10 yıl içerisinde yaşadığı hadiseleri şöyle bir gözümüzün önüne getirecek olursak, maalesef inandığı dini, inandığını sandığı dini maalesef gerçek manada anlayamadığı için küffarın her zaman oyuncağı oluyor. Küffar her zaman o ülkenin evlatlarını birbirine düşürerek, adına da Arap Baharı diyerek bütün Müslümanların, bütün İslam ülkelerinin yönetimlerini darmadağın ediyor ve kardeş kanı dökülüyor. Çeşitli şekillerde mücadele had safhaya çıkıyor, insanlar hayatını kaybediyor, ülkeler içinden çıkılmaz, yaşanmaz bir hale geliyor. Afrika'nın en kuzeyinde, en batıdan başlayarak bütün İslam ülkeleri domino taşı gibi birbirine dokundukça yıkılarak mücadele, kavga, kaos, kardeş kanı dökülmesi, gözyaşı dökülmesi Suriye'ye kadar geliyor. Suriye'de Rusya'sı, Çin'i, Japonya'sı, Amerika'sı, Avrupa'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı adeta karşılıklı olarak güç gösterisine giriyorlar. Ve sonuç ortada. Milyonlarca insan hayatını kaybediyor. 4 milyon Suriyeli
Türkiye'ye göç ediyor. Bunun %10'u da Mersin'imizde. Türkiye 40 küsür yıldır bir terör belasıyla karşı karşıya. Amerika'nın biraz evvel saydığı minvalde kullandığı maşalar bu ülkeye ihanet ediyor. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak için Türk askeriyle vuruşuyor ve maalesef gencecik yiğitlerimiz hayatını kaybediyor, şehadet şerbeti içiyor. 40 binin üzerinde bu teröre kurban vermişiz. Tabii burada en son hedefin Türkiye olduğunu bir kez daha görüyoruz. Zira PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye Amerika 5000 tırlık silah ve mühimmat desteği veriyor. Bunun içerisinde tanklar var, toplar var ve şu anda bu tank ve topların namluları Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Bu son 1,5 yıllık süreç içerisinde 600'ün üzerinde oradan bizim güney sınırlarımıza füze fırlatıldı ve yüzlerce insanımız maalesef hayatını kaybetti. Tehdit, şantaj ve rahatsızlık halen de devam ediyor. Bu da gösteriyor ki yıllarca müttefikimiz dediğimiz, NATO'da birlikte üye olduğumuz ve güya dünyaya düzen vermek için dünyada mazlum milletlere destek vermek için birlikte olduğumuz Amerika bizim altımıza uyuyor, Türkiye'yi bölüp parçalamak istiyor. Aslında Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası bu. Büyük Orta Doğu Projesi'ne göre Suriye 5'e bölünüyor, Türkiye 6'ya 7'ye bölünüyor ve Amerika'nın hedefi 2023'e kadar Türkiye'yi bölüp parçalamak. Tabii bunun içerisinde yine Amerika'nın kumandasındaki Allah din iman kitap diyerek bu milletin çocuklarını aldatan FETÖ denen caniler 15 Temmuz hadisesini bu millete yaşatıyorlar. Bu milletin parasıyla ödediği vergilerle alınan silahlar bu millete çevriliyor. Tanklar, toplar bu milleti ezmek için bombalar yağdırıyor. Uçaklar yine aynı şekilde bu millete bomba yağdırıyor. Böylesine karmaşık bir ortamda geçmişten gelen politikalarla halen bu bunu dedi, ben ona şunu dedim, o bana bunu dedi, üzümün çöpü, armudun sapı diyerek bizim bu kaosu, kargaşayı sürdürme şansımız olmaz. Eğer biz bundan ısrar ediyorsak, halen günübirlik politikalar yürütmeye çalışıyorsak, o zaman bir yerlerde bir yanlış yapıyoruz demektir. Bu kaos ve kargaşa bundan sonra da devam edecek demektir. Sonu nereye varır bilinmez. Ama işte bu 15 Temmuz'dan sonra Yeni Kapı ruhuyla birlikte yapılan protokol çerçevesinde Türk milliyetçilerinin lideri bu ittifakın, bu sistemin artık tıkandığını ve Türkiye'de yeni bir modelle güçlü bir iktidarın oluşması gerektiğini dile getiriyor. Ve güçlü iktidarın da en azından %50+1 halkın büyük desteğini alarak daha rahat hareket edebileceğini, üzerine oynanan oyunlara karşı daha pratik çözümler üretebileceğini ifade ediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de Cumhuriyet kurulalı 95 yıl oldu. Ve bu 95 yıl içerisinde şu andaki hükümet 62. hükümet. Yani kaba bir mantıkla düşündüğümüz zaman her 1,5 yılda ortalama bir hükümet kuruluyor demektir. Dolayısıyla bir ülke düşünün ki 1,5 yılda hükümet değişecek, siz de orada istikrar bekleyeceksiniz,
siz de orada ülkenin geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda doğruluk ve isabet düşüneceksiniz. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu hükümetlerin içerisinde belki 4 yıl, 5 yıl görev yapanlar da olmuştur. Ama büyük çoğunluğu 3 ay, 5 ay, 7 ay, 1 yıl gibi çok kısa sürelerde değiştiği için maalesef 95 yılda tam 62 hükümet. İşte onun için millet desteğini arkasına alan güçlü bir iktidara ihtiyaç var. Bugünkü konjonktürde hiçbir siyasi partinin tek başına bu %50+1'i alma şansı yok. Belki 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi meclise çoğunluğu aldı ama millet çoğunluğunu alamadığı için iktidar olsa da muktedir olamadı. Hatırlayın, %34'lük bir oyla 363 milletvekili çıkarmıştı. Yani 1/3 oy alarak 2/3 milletvekili çıkarmıştı. Dolayısıyla dediğim gibi mecliste büyük çoğunluk alarak tek başına iktidar da olmuş olsa bu ülkede olması gerekenleri akıl akıldan üstündür. Detaylı düşünemediği için gün geldi. Bu ülke maalesef yapılan yanlışlarla, teröristlerle masaya oturma noktasına geldi. O dönemlerde bizler Türk milliyetçileri olarak bunun yanlış olduğunu, bir ülkenin teröristlerle masaya oturamayacağını, teröristle müzakere edemeyeceğini, teröristlerle kıran kırana mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorduk. Onlar çözüm süreci diyordu, biz çözümsüzlük süreci, ihanet süreci diyorduk. Hatırlayın o dönemlerde anayasada değişiklikler yapılması gündeme geldiğinde anayasanın ilk 4 maddesini de değiştirmek için yoğun bir gayret gösterildi. Buna karşı çıkan tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin oradaki dik duruşu sayesinde anayasanın ilk 4 maddesi gündemden artık kalkmış durumda. Bazıları diyor ki, biraz evvel Sayın Milletvekilimiz de belirtti, siz Adalet ve Kalkınma Partisi ile kıran kırana mücadele ediyordunuz. Ne oldu da bugün bu noktaya geldiniz? Değerli hemşerilerim, Aziz Atatürk'ün çok veciz bir sözü var. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. (Gülüyor) 15 Temmuz gibi bir kabusun yaşandığı bir ülkede bizim halen geçmişten gelen düz mantıkla siyaset yapmamızın bir anlamı olamaz. Bu ülke bölünüp parçalanacaksa, bu ülke beka sorunu yaşıyorsa bizim halen o durumda modunum diyerek geçmişteki... Evet sevgili izleyicilerimiz, Sayın Burhanettin Kocamaz Büyükşehir Belediye Başkanı STK temsilcileriyle bir araya geldi. Ülke gündemini de değerlendirdi. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın. Kızıl elma. Beklemesinler. Başka bir şey yok. Bu vatanı veremezler. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık,
dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter.